Cümleten, selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler ve sevgili takipçiler. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan 4 Eylül 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. 26.100 olduk. İnşallah e, Perşembe gününe kadar da 26.200 oluruz. Ben ekran'a bir şey yansıtmak istiyorum. E, bunu yansıtarak sözlerime giriş yapmak istiyorum. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 37. dakikada Cao Pedro'dan ve 50. dakikada Joshua King'den gelen goller ile birlikte ve bu maçın özelinde ben e, ilk defa enteresan bir şey yapacağım. Rakip tek, takımın teknik direktörünün açıklamasıyla söze başlayacağım. Çağdaş Atan biliyorsunuz rakip takımın teknik direktörü. Ve Çağdaş Atan diyor ki Fenerbahçe'ye karşı yanlış yaptım. Ne dedi yaptın yanlış? Çevgi Çağatay'cığım. Ça Çağatay mıydı? Yok Çağdaş Atan. Sevgili Çatan arkadaşım. Neyse ne demiş? <laughs> Çağdaş Atan. Üçüncü teknik direktörlük yılında ilk defa büyük takıma karşı bir maçta bire bir baskı yapamadık. Bu mağlubiyet ilk yarıdaki silik oyun bize yazar. Golü yedikten sonra daha rahat, daha iyi oynamaya başladık. Çok fazla üretemedik. Bir tane net pozisyonumuz vardı. Onu gol yapsaydık belki beraberlik için mücadele etme şansı yakalardık. Bakın e, hatırlıyorsunuz değil mi? Aynı pozisyonda 3 pozisyon var ama bir pozisyon sayılır. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet almış oldu bugün. Fenerbahçe bugün çok yoğun baskı uyguladı ve birebir eşleşti her yerde. Çok iyi analiz yapılmış. Dünyanın sayılı takımları bile çözüm üretemiyor buna. Uzunla ileriye çıkmaya çalıştık ama Fenerbahçe stoperleri uzun topları da alınca Dediğiniz gibi çok basit top kayıpları yaptık arkadaşlar. Gustavo Enrique'nin iyi oynadığını anladınız mı? Yani pasın süresini uzatmamız gerekiyordu baskıyı azaltmak için. Ama birebir eşleşmeleri Fenerbahçe çok iyi yapınca çözüm üretemedik. 5 hafta oynadık. 3 deplasman, 5 taş Başakşehir-Fenerbahçe. Hepsi formda olan takımlar ve zirvediler. İyi oynadığımız bölümler var. Bu arada bir dakika ben burada araya gireyim. Yani bu Kayseri Spor Beşiktaş'ı sahadan silmişti arkadaşlar. Kimse bıda bıdı yapmasın bana. Bu Kayseri Spor Beşiktaş'ı sahadan silmişti. Evet bildiğiniz sahadan sildi arkadaşlar. Şansına yenildi. Şanssızlığına yenildi daha doğrusu. Açık söyleyeyim şanssızlığına yenildi. Kim ne derse desin. Oddi meydan. Diyor ki kadroma çok güveniyorum. Bizim için kendi seviyemizdeki rakipler ve içeride oynayacağımız maçlar önemli. İlk hafta zor geçeceğini biliyorduk. Zorlu fikstürden çıktıktan sonra kafamızı daha rahat kaldırıp daha iyi işler yapacağız. Bazen çok ısrarcı olmuyoruz. Oyunda rakibe göre oynamaya çalışıyoruz. Biz üçlüye göre çalışmıştık. Çok iyi maçlar oynadılar. Konya spor maçı hariç. Biz ona göre hazırlanmıştık. Baskıyı ben biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar. İleride birebir eşleşseydik bu kadar silik kalmayabilirdik diyor Çağdaş Atan. Çağdaş Atan'ın geçtiğimiz yıllarda da çok iddialı şeyi vardı. Erol Bulut zamanı hatırlıyor musunuz? Niye bu kadar gelmedi büyük takım üstünüze gelir falan filan diye. Ee, yani futbolun doğrularını konuşan bir adam ama bilmiyorum ne şekilde. Orada Gustavo Henrique mesela en merak edilen konulardan bir tanesi. Gustavo ee, Gustavo Henrique birebir eşleşti. Hava toplarında arkaya adam sarkıtmadı. İşini iyi yaptı. Hani müdahaleleri iyiydi. E, gereken yerlerde bir daha hatta birinde sağ stoper üçlünün sağında olmasına rağmen üçlünün solunda bir e, şeyde pozisyonda yer aldı. Yani ben son derece beğendim açıkçası arkadaşlar. Hani nasıl ki kötü oynadığı zaman çöpleyebiliyoruz. Kötü oynadığı zaman kızabiliyoruz. İyi oynayınca da hakkını teslim edelim. Ben onun üzerinden Gustavo'ya da Arao'ya da 10 veriyorum. Puanlama da yapayım olmazsa. Şimdi maçın en iyi oyuncusu Arao dersek herhalde yanlış olmaz. Bu benim dışımda bir açıklama. Ee, arkadaşlar kimin açıklaması tam hatırlamadım ama Luan Perez, Crespo, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu kalitelerine yakışır oyun oynadılar diyor. Yorum yapan kardeşimiz. Fenerbahçe'nin agresif devamlılık içeren presi ve antrenör ekibinin planı Dikkat çekici diyor. Yani ön baskıyı sürekli yapması Fenerbahçe'nin ve bunu agresif sert göstermesi. Hatırlarsanız maç öncesi canlı yayınında elimizden geldiğince internetin çektiği müddetçe dedim ki önde öyle bir kişiyle iki kişiyle değil kökten baskı yapacaksın. Hücumdaki üç kişi, kanatlardaki iki kişi beş, ortadaki iki kişi de gerekirse yapacak yedi. Yani iki kişiyle, üç kişiyle değil yedi kişiyle baskı yaparsan o zaman Kayseri'yi hiçbir şekilde çıkartmazsın. Bir nevi boğarsın demiştim. Boğduk da. Yani boğduk da. Açık söyleyeyim boğduk da yani. Onu da konuşmuş olduk. Kadıköy'de davetsiz misafir diye paylaşmış. Kadıköy'ün kedisi diye bir hesap açmışlar. Yo kombinem var diye cevap vermiş. <laughs> Efsane ya. Ya Gerçekten sosyal medyada bazı arkadaşlar çok ilginçler, çok efsaneler. Şunu söyleyeyim. Sezon başından beri bak Fenerbahçe'nin bir planı var. İdi. Ama sahaya yansıtamıyordu. E, dün bu planı yansıttı. Dün bu planı yansıttı. Şöyle. <laughs> Kadıköy'de davetsiz misafir diyor. Yo kombinem var diyor. 12.04.2021 <laughs> Bunu ne zaman yazmış? Ha, bunu da o zaman yazmış. Aynı mi? Yo, kedi mi lan? Yok benzer kedi bu. O kedi değil. Şimdi Fenerbahçe ilk defa topa sahip oldu. Ve topa sahipken set oyunu oynadı. Bakın arkadaşlar. Ve Fenerbahçe plana sadık kaldı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ya kapanan takımları set harici nasıl açacaksın? Hocam ben set met anlamıyorum. Ne demek istiyorsun ya? Yani ne demek istiyorsun? Set oyunu nedir? Abi şöyle anlatayım size. Yani sadece set oyunu olarak anlatmayım. Şöyle anlatayım size. Pas yaptın ya. Pas yapa 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 açtın o kilidi. Ve doğru zamanda doğru yerlere pas ata ata yaptın ya. Bu set oyunu işte. Yani Türkiye'deki yorumcuların set oyunu dediği olay bu. Yani tık 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 hani tiki taka var ya. Tiki taka'dan farkı şu. Tiki taka dediğin olayda sen topu çevirirsin, 70 tane pas yaparsın. Öyle gole gitmeye çalışırsın. Burada şimdi birinci bölgen belli, ikinci bölgen belli, üçüncü bölgen belli. Belirli paslaşmalarla, belirli istasyonlarla rakip kaleye dikine inersin. Ya da rakip kaleye çabucak inersin. Mesela set oyunu yazdığın zaman internete e, set oyunu nedir futbol diye yazın arkadaşlar. Hani e, rakip yarı sahaya yerleşip paslaşması falan diyor. Tam olarak bendeki tabiri bu değil ya. Hani bendeki tabiri benim set oyun anlayışım şu. Çabuk bir şekilde doğru paslaşmalarla rakibi açıp rakip kapanmış olsa bile içine adam sokuşturup daha çok daha isabetli paslarla rakip kaleye gitmek. Ha bunun içerisinde rakibe pres yapmak da var, rakibi hataya zorlamak da var. Hani hepsi var ama e, o oyuna da hani baskılı oyun, pres oyunu da diyebilirsin. Hücum presi de diyebilirsin vesaire de vesaire. Neyse. Şimdi kapanan takımı set oyunuyla açtık. Mesela Fenerbahçe Kayserispor'u 62 dakikada bir tane bile şut attırmadı. 62 dakika boyunca. Tek isabetli orta bile yaptırmadı. Sadece bir korner attı Kayseri Spor. Yani takım savunması 62'ye kadar müthişti diye sevgili doktor Gürkan Kubilay paylaşımda bulunmuş. Bakalım yorgunluk başlar mı? İrfancan tarafı sıkıntı olabilir diyor. Ki herhalde birçoğunuz da İrfan Can kahveci eksi not aldı bu maçta ya da ortalamanın standartın altından ota aldı diye düşünüyorum. En çok ikili mücadele kazanan 64 dakika boyunca Crespo. En çok top kapan 64 dakika boyunca Crespo. En çok kilit pas atan ikinci isim 64 dakika boyunca Crespo. Maç bitiminde Crespo neydi hocam? Opta'nın detaylı analize başladığı 2014-2015'ten bu yana Süper Lig maçında en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu Miguel Crespo olmuş arkadaşlar. 17 sahipsiz top kazanmış. İkili mücadele 21 ikili mücadelenin 13'ünü kazanmış. Pas yüzdesi 88. Crespo'ya yapılan faul 6. Ki bunların 4 tanesi ciddi sakatlamaya yönelik. Şut 3 şuttan bir isabet. Ah ah. 3 şuttan bir isabet demeyim. Eğer ilk şutunun isabeti kaleye olsa bir golü var. İsabetli şutu sert vursa 2 golü var. Top kapma 3 bu arada. Miguel Crespo'nun. Şimdi Crespo 45 dakikada, ilk 45 dakikada 12'li mücadele kazanmıştı. Haberiniz olsun. Yani iki e, mesela Arao'ya da bakmak lazım. Arao da o da ön libero gibi oynamasına rağmen ha veriler biraz düşüktü. Crespo 79 dakikada 19 ikili mücadeleye girip 11'i kazandı diyor çıkarken ki ne az söyledik. Arao 4 ikili mücadeleden bir tanesini kazandı diyor. Yani Arao iyi ise Crespo'ya borçlu diyenler var ama ben şunu söyleyeyim. Arao ciddi manada yani ciddi manada maçın adamların istatistiklerinden bir tanesiydi. Şunu da belirteyim. Üçlü sistemde kanat bekleri Alioski ile Ferdi'nin etkinliğini sevdiniz. Crespo Arao yan yana oynaması işe yaradı ama Kayseri maçında işe yaradı. Dinamo Kiev maçında yaramayabilir. O maçın kurgusu, hikayesi başka olur. Savunma hattı daha iyiydi diğer maçlara göre. Pozisyon verilmedi. Pedro'nun gol öncesi paslaşmalar, bitiriş. King'in gol öncesi paslaşmalar, bitiriş. Efsaneydi. Yani e, şunu söyleyeyim. Yeterince pozisyona girdik mi? Bence girmedik. Ama rakip hiç gelemedi. Sürekli baskı yaptın. Sürekli baskı yaptın. E, ve çok iyi geriden iyi çıkan takıma karşı yaptın. Yani öndeki ikili maşallah buldozer gibiydi. Yani Kayseri fizikli bir takım ve fizikli takıma karşı üstünlük kurduk. Crespo, Pedro, King vesaire. Maçı çok çok özetlersek hocam, birkaç kelime ya da cümle topluluğuyla özetlersek şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iyi futbolla çok net bir galibiyet aldı. Rahat mıydı? nispeten rahattı. Sahada kötü olan bir tek isim yoktu diyor. Orta vardı. Ferdi müthiş bir mücadele gösterdi. Büyük efor sarf etti. Birçok kişi Ferdi'yi beğenmedi mesela. Ama onlar e, sabit fikirli insanlar. Arda Güler mesela son anlarda oyuna girdi. Ya Arda Güler bile ben bu takımın parçasıyım dedirtti. E, Pedro Joshua King ekstra çalıştılar dedik hafta içinde. Etkisini gösterdi. Orada Joshua King 9.1 rating ile maçın en yüksek puanını almış. Arao 7.8, Crespo 7.3 almış. Bana soracak olursanız ben az sonra puanlayayım. <laughs> Futbolculardan Joao Pedro diyor ki ilk geldiğimde söyledim çok iyi şekilde karşılandım. Oynamadığım zamanlarda bile taraftarımız bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Yeni bir yerde bu çok önemli. Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor birlik kazanma baskısı var. Performansından mutluyum diyor. <laughs> Bu maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Gol atmak için sabırsızlanıyordum taraftarın önünde. İnanılmaz bir duyguydu. Incredible. Benim attığım gol dışında takımın performansı da çok iyiydi diyor. Maç eksiğim var. Ee, yani Pedro tam hazır değil. Siz de biliyorsunuz bir aydır sakat. <laughs> hani koordinasyon problemi yaşadığında şahit oldun işte ayağı falan kayma falan filan. Ama ilk birkaç hafta sonra cevap Pedro'yu sabırsızlıkla bekliyorum. Yani çok sevdiğiniz bir dizi yeni sezona falan çıkar ya. Böyle bekliyorum. Ya şu King takım için bir şeyler yapmak benim için çok önemli. Gol atmak benim için bugün bir bonus oldu. Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi tamamen bizlik diyor doğru. Tamamen demiyor da hakimi bizlik diyor. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik ofansif olarak. En iyi günümüzde değildik. İki haftaları yoktum. Ama golle dönmek benim için keyif verici. Luan Perez bizim için en önemlisi galip gelmekte evimizde veya dışarıda oynayalım. 3 puan almak istiyoruz. Defansta ve ofansta iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel olarak daha çok yapabileceğimiz şeyler var. Her maç daha iyisini vermek istiyoruz diyor. Erdekadoğlu'dan müthiş desteğinizi galibiyetle taşlandırmak bizim için önemliydi. Şimdi Avrupa maçına odaklanma zamanı diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Arkadaşlar hakem bizi katletmeye çok çalıştı. Ama beceremedi. Fenerbahçe'ye sen hakemi de yeneceksin. Arada sırada yapabilirsin bunu ama hep yapamazsın. Fenerbahçe hakemi de yendi mi? Bence yendi. Hocam gol attığında golünü mü vermedi? Ya arkadaş bu böyle değil. Ya hocam işte bilmem ne yaptığında işte hakem ne yapacak sana? En fazla ne yapabilir ki? Arkadaş hakemi istesin en fazla ne yapar? Geçen hafta gördünüz. Valencia'ya kırmızı. Ve dünkü maçta gördünüz saha Yani gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Yani hakem var. İş bitirir, hakem var, maç yitirir. Şimdi iki tane anekdot sunacağım size. Bir, çöp Joshua King. Çöp Joshua King Fenerbahçe formasına 6 maça mı çıkmış oldu? Fenerbahçe formasına sanırım 6 maça çıkmış oldu. Çöp Joshua King 6 maçta 3 gol 1 asist mi yaptı? 6 maçta 3 gol 1 asist. Hani ben derim ya 450 dakikayı değerlendim. 450 dakikayı geçen Joshua King'den bahsediyorum. <laughs> bir bu King asla 30 yaşında olamaz. Daha genç, daha diri. 2 çok canlar yakmayı sürdürecek. 3. Bu arkadaşımız Norveç milli takımına da gider. Norveç milli takımında da bol bol izleriz. Ve e, 2 8 milyon euroluk şu piyasa değerini kaça çıkaracak? Hep birlikte izleyelim. E, ben keyif alıyorum. Hani sakatlanmadan önceki Cao Pedro da şey Joshua King de iyiydi. Ama sakatlıktan sonraki Joshua King de yine oynuyor. Cao Pedro bir maç Süper Lig'de 109 dakika diyor transfer market. 2 maç oynadı Süper Lig'de 109 dakika. Bir gol bir asist. 109 dakikada. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. 2022-23 sezondaki performansına göre 487.500 euro da bonus verebiliriz. Hayırlısı olsun. Maç değerlendirmesi 17 şutumuz var 4 isabet. Kaçırdığımız %100'lük 3 tane ya da 4 tane pozisyon var. Rakibin 5 şutu var 2 isabet. Bu 2 isabetin zaten ikisi de aynı pozisyonda. Ve 3 tane net pozisyon vardı. 3'ü de aynı pozisyonda. Yarı kalanlar vatları vazlık adamlar. %54'e 46 topla oynama yüzdesi bir ara %75'ti. Pas sayısında 84'e 80. Faul 19 kez faul yapmış Fenerbahçe. Rakip 15 kez. İki takım da ikişer sarı görmüş. Burada ben şunu söyleyeyim. Özellikle Rossi'ye yapılan bir hareket vardı. Taç çizgisinde orada net kırmızı. Mensah'ın görmediği en az iki sarı kart var. Kayseri Spor 9 kez offside'a düşmüş. Kayseri Fenerbahçe bir kez. Bakın offside taktiği işe yarıyor. Geçen hafta Konya maçında da yaradı da olmadı. 3 kornerimiz var. Rakibin 1 korner var. Futbolculara puan verecek olsak Altay 10, Gustavo Henrique 10, Atilla Salahi 10, Luan Perez 8. Az kalsın gol yediren hatasından dolayı 2 puanını birden kırdım. Crespo 10, Arao 10, Alioski 10, Ferdi 10, İrfan Can 4. Cao Pedro 10, King 10. Oyuna sonradan giren Mert Hakan Yandaş 8. Kısa süreden dolayı. Diego Rossi 8. Arda Güler ne için girdiyse onu yaptığı için 10. Lincoln Ernick'e hiçbir şey anlamadım. Puansız. O sayı Samuel'e de puan vermiyorum. Serdar Dursun hiç oynamadı. Buruma hiç oynamadı. Zahit hiç oynamadı. Emre Mor hiç oynamadı. Bakalım Perşembe günü 4-1-3-2'ye dönecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza destekleriniz için teşekkürler. Güzel, tertemiz bir galibiyet oldu. E, Kayseri'nin penaltısı güme gitti diyor. Hani hangi penaltı? Ben de onu merak ediyorum. E, şut çektikleri pozisyonda Gustavo Hanike şu hani 3 pozisyon 1'de diye ya. TRT'de gösterildiği kadarıyla eli kapalı çarpıp gidiyor. Akabindeki pozisyonda zaten omzuna çarpıyor. Herhalde sadece budur. Fenerbahçe yendiği zaman her şeyi hakemde arayan zavallı zihniyeti takip etmeyin. Bırakın kudursun dursunlar. Ama ben sadece şunu söyleyeyim hak edilen bir galibiyet, hak edilen bir galibiyet, hak edilen bir zafer oldu. Ee, önümüzdeki hafta sonu maçımız yok. Ondan sonraki hafta sonuna kadar boştayız. Yani Fenerbahçe 2 hafta boyunca bu galibiyetin ekmeğini yiyecek. Ligde de hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kavga edecekler, birbirini yiyecekler, ne olacak göreceğiz. Evinde son 10 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe 7 galibiyet 3 beraberlik kaldı. En fazla puan toplayan ekip oldu. En çok gol atan takım oldu. 10 maçta 21 golü var. Ve 24 puan toplamış oldu diyor. Valla şiir gibi bir maç izledik. Hani keşke bitmeseydik diye. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Takip eden arkadaşlara teşekkürler. Perşembe günü yine üyelik hediye edebiliriz inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.